Merhabalar efendim, günaydın diyelim herkese. HT Spor ekranlarına hoş geldiniz. Her cumartesi yaptığımız gibi saat 12'ye kadar burada olacağız. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz olacaktı. Metin Tekin bizlerle birlikte olacaktı. Ama maalesef bir ailevi rahatsızlık durumu yaşandı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Metin Hoca'ya ve ailesine. Acil şifalar dileyelim. Umarız da çok önemli bir şey değildir diyelim. O nedenle bugün derbiyi konuşacağız. Çünkü zaten Metin Hoca'yla da derbinin detaylarını konuşacaktık. Dev derbi haftasında Ahmet Selim Kul ve Ata Selçuk yanımda. Onlarla birlikte de konuşacağız, değerlendireceğiz. Arkadaşlar hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Artık derbi yorumcu, yani yorumlatacaktık daha çok ne olur diye. Olmayınca biz hemen habere, detaylara dönelim dedik. Derbide ne olacak, ne bitecek? Evet. Hepsini paylaşacağız. Hepsini paylaşacağız. Biraz da tabii yorum da katacağız işin içine ister istemez. Ama bu derbilerin derbisi, hani biraz başka türlü herhalde. Bir de seni uzun süredir böyle bir, bu kadar, yani tabii ki final maçları oldu, böyle şampiyonluk maçı da oldu ama böyle iki takımın bu kadar sıyrılıp bu kadar yıldızlar, yani bilmiyorum siz de katılır mısınız? Bir şampiyonluk mücadelesi gibi daha henüz yani, 18. Evet haftada. Evet, bir de ligden çok erken kopunca ikisi, yani uzun süredir böyle bir hani at başı gelinen, neredeyse iki takımın da aynı hırsla, aynı kazanacağız hırsıyla çıktığı bir derbi olmuyordu. Yani o anlamda özel bir derbi. Kesinlikle. Kesinlikle. Her ikisi de puanları eşitledi. Evet. Artı 7 averajla Fenerbahçe şu an önde sevgili izleyenler, ama puanların eşit olması ve aradaki farkı diğer takımlarla açmış olmaları tabii ki en önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi biraz genel başlamak istiyorum. Genel başlarken de şimdi ev sahibinden başlayalım. Fenerbahçe cephesi. Son oynanan karşılaşma 4-3'lük galibiyet. İşte iki tane kırmızı kartın 90+7 ve 10'da çıkmış olması. Bayağı bir dengeleri değiştirdi Fenerbahçe açısından. Şimdi baktığında geçen haftayı düşün ve bir önceki haftaki Fenerbahçe'yi düşün. Aradaki fark nasıl yansıyacak? Şimdi şöyle anlatın. Fenerbahçe böyle bir sarsılma, sallanma dönemi yaşıyorken Beşiktaş galibiyeti vesaire. Şimdi Kayserispor da bu arada ligin en zor deplasmanı noktasında bu hafta itibariyle. Neden? Üçüncü sıradaydı Kayserispor, ki Galatasaray'ın da puan kaybettiği bir deplasmanda. Çünkü aralarında bu hesaplar o kadar önemli ki. Fenerbahçe içeride Trabzon'a kaybetti. Şimdi Galatasaray Trabzon'u da kazandı. Oradan bir artı 3 cebine koydu. Trabzon maçını kazandı. Fenerbahçe, Kayseri, bu hesaplar çok ince hesaplar olduğu için her maç önemli. Fenerbahçe aslında çok moralli geliyordu derbiye, ki uzatmalarda yaşanan olaylara kadar. Aslında şunu söylemek gerekiyor. Haftalardır biz tabii her maçtan sonra Habertürk.com'da yazı yazıyoruz. Haftalardır her yazıda bahsediyorum. Bu hakem tartışmalarının çok ön plana çıkması Fenerbahçe futbolcularını olumsuz etkiliyor diye sen de Ata, senle de konuşmuşuzdur. Bunları yazıyordum. Bunun biraz neticesinde o sondaki olaylar oldu. Fred farkında bu ligde. Şimdi bazı şeyleri söyleyelim. Görüyor o da. Galatasaray maçlarını izliyor. Arkadaşlarını izliyor. Kendi arkadaşlarına bakıyor. Bu ligde hakemle oynamak diye bir şey var. Yani hakemler bunlardan etkilendiği için. O da biraz onu abarttı ama işte uyarmak gerekiyor. Durması gereken noktayı bilmek gerekiyor. Sonuçta biz rapora da ulaştık. İşte Fred küfretmediğini söylüyor. Hakeme küfretmediğini. Yani küfür de değil bu arada. Hakaret değil. Yani küfür de değil. Evet evet. Yani hakem kendisine ettiğini söylüyor. O pozisyona ettim diyor. O pozisyona ettim diyor. Sonuç olarak o kart çıktıktan sonra geri getirme şansınız yok ve Fenerbahçe bana göre Fred ligin en iyi orta saha oyuncusu. En iyi orta saha oyuncusu, yani şey açısından da kötü burada. Derbinin ismi açısından da kötü. Seyir zevki açısından tabii canım, da. Yani takımda en iyi, takımıyla çıksın istiyoruz sonuçta. Yani bence de öyle. O yüzden. Peki Mert Hakan'ı da araya söyleyeyim. Yani Mert Hakan, sence biraz Mert Hakan'la ilgili tabii. Ya onunla kaynaktan değil. Fred de bu işleri son maçlarda yapıyordu. Hatta bir maçta da uzattı itirazı. Bir önceki maçtı galiba. Yani burada ben eminim ki yönetim iki oyuncuyu da gerektiği şekilde uyarmıştır. Hani hakem 10 kartı çıkarabilir mi? Hemen tabii tartışma şey dönüyor. Orada şuna çıkarmamıştı, burada buna çıkarmamıştı. İşin bu boyutu yönetimin ilgileneceği bir konu. Biz Fenerbahçe tarafında, futbol tarafında baktığımızda bu iki oyuncunun olmaması ile derbide sıkıntı. Mert Hakan olmaması da sıkıntı. Takım içinde rolü var çünkü orada derbide o tarz oyuncuların olması gerekiyor. Geniş olsa İlle oynamak olarak düşünmeyelim. Yani takım içinde bir rolü var orada.
yerli doğru. tecrübeli oyuncu pozisyonunda. Ama bu maçta sanki Ahmet Selim, lafını kesiyorum ama sanki Mert Hakan takıma yarardan çok zarar mı veriyor noktasında özellikle taraftarların eleştirileri yani. Var. Buraya yani, geldi iş Spor, yani. Kendini bu pozisyona sokuyorsun. Zaten sene başından beri uzun sakatlığın var. Fiziksel olarak iyi durumda değilsin. Artık herkesi yani seni en sevenleri bile ya ne yapıyorsun diyeceğin noktaya geldi Mert Hakan'ın. Artık kendine bakacak, düzeltecek. Yani gerekli uyarılar yapılmıştır. Sonuç olarak Fenerbahçe bu iki eksik önemli ama derbide de ilk kez eksiklerle bir derbiye çıkılmıyor. Daha önce de olduğunu hatırlıyorum. En kritik oyuncuların olmadığı Alex'in zamanında. Hani bunlar önemli ama Fenerbahçe moralli geliyor. İsmail Kartal o bir ara çok eleştirildi, işte yenilgiler vesaire geldi. Onun üstünden bu kazanarak, düzelerek çıkınca o da bir ekstra hırsı geliyor. Ve eksiklere baktığımızda bir de beka yok tabii Fenerbahçe. Aslında evet. baktığımızda 11'deki en temel iki oyuncunun göbekteki hani iskeletleriz ya, Dzeko, Fred, İsmail, beka, Ciku. Bu beşlidir iskelet hani baktığımızda evet. ve bu beşlinin ikisi yok. Aslında önemli eksikler ama ben yine de Fenerbahçe'nin oynamak istediği oyunu sahaya yansıtmak için olanca gücünle ortaya çıkacağını düşünüyorum. Şimdi bir Galatasaray'a da bakalım. Sonra tekrar döneceğiz Ahmet sana da. Galatasaray'da Karagümrük karşısında 1-0'lık bir galibiyet aldı. Son karşılaşmada evinde zaten çok başarılıydı. 8 maç oldu seri. Ama diğer taraftan biraz oyun anlamında zorlandı yani Galatasaray açısından. Icardi'nin hafif bir formsuzluğu göze çarpıyor. Çok fazla topla da buluşamadı. Ceza sahasında çok az bulundu. Yani bu anlamda Galatasaray'ın acaba bu maça motivasyonu nasıl Ata? Sine, aslında geçen sezondan beri Galatasaray'da hep bir problem var. Galatasaray kendisinden daha düşük, yani kendisini geride karşılayan, topu Galatasaray'a bırakan rakiplere karşı geçen sezon şampiyonluğa yürümesine rağmen aslında çok zorlanıyordu. Bu da Okan Buruk'un biraz oyun sisteminin önde baskı ve topu rakibe bırakma üzerine kurulu olmasından kaynaklı. Bu yüzden Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde işte Bayern'e karşı, Manchester United'a karşı, geçen sezon derbilerde, Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarında bu kadar etkili, en iyi oyunlarını oynarken diğer tarafta hep zorlanarak kazanıyordu. Mesela işte Ümraniyespor'a karşı, işte bu sezon yine işte Karagümrük maçını buna bir örnek olarak verebiliriz. Hatayspor deplasmanını örnek olarak verebiliriz. Galatasaray'ın aslında şu an en sevmediği şey topa sahip olmak ve set üzerinden hücuma çıkmak. Tabii şimdi Okan Buruk da hep daha çok böyle maçları bekliyor. Yapmayı ve büyük rakiplerle oynamayı tercih ediyor. Aynen öyle ve bu da aslında Fenerbahçe maçlarındaki geçen sezonda katarsak 8 tane büyük maça çıktı Okan Buruk ligde ve bu 8 maçta 6 galibiyet 1 beraberliği var. Tek mağlubiyeti Beşiktaş deplasmanında. Şimdi bunları hesaba kattığımız zaman aslında Okan Buruk zaten bu maçları oynamayı çok seviyor ve Fenerbahçe'nin oyununa baktığımız zaman da en çok aslında Okan Buruk'un sevdiği tarzda bir futbol. Fenerbahçe daha çok topu kendisi sahip olan hızlı oyuncularıyla hızlı bir şekilde çıkan, özellikle ileri hücum hattında çok iyi pas trafiği yapan, Tadic ile, Dzeko ile, Szymański ile, İrfan Can Kahveci ile ve Galatasaray'ın da aslında en sevdiği oyun tarzı bu ama şunu söyleyebilirim. Aslında Fred'in olmaması Fenerbahçe için çok önemli bir eksiklik ama Galatasaray'ın da belli oranda planlarını sekteye uğratmış olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu sefer Fenerbahçe Crespo, İsmail Yüksek ikilisiyle daha defansif bir orta saha ki Okan Buruk'un kafasında Kaan Ayhan Torreira orta sahası oluyor genelde böyle maçlarda. Evet. O yüzden Fred'in de olmaması sanki Galatasaray'ın orta sahadaki planlamasında bir değişiklik olabilir mi diye de bir düşündürmüyor değil. Hani bu yönde bir bilgi aldığımı söyleyemem ama benim kendi düşüncem bu sanki. Peki yani şuradan devam edeceğim. Ahmet bir kez daha belki Fred'in yokluğu üzerinden gidebiliriz. Yani Fred'in bu maçta olmayacak olmasının çok kritik olduğunu biliyor olduğunu varsayıyorum. Aynı şekilde Mert Hakan da doğru değil mi? Yani Mert Hakan da bu maç çok kritik, bu maçta biz olmalıyız, Fred de olmalı, ben de olmalıyım diyordur herhalde. Yani bu fitili ateşlemek 90 artı 7'den sonra devam ettirmek çok anlamlı mıydı? Yani değil tabii ki, çok akıl kârı bir iş değil. Yaptığı da yani orada olayları
sakinleştirme, yani itirazınızı yaparsınız vesaire de hani maçın devamı da yok. Hani hakemi etki altına alma kısmında hani maçı, evet, o pozisyon arkası da yok. Uzamış. Yani anlamsız bir şeydi ama dediğim gibi bunu hani Fenerbahçe'de bu konu çok böyle bir anda nasıl olur bu noktasında değil. Birkaç maçta dediğim gibi futbolcuların sahadaki vücut dillerinde, hı hı, böyle bir olayın yaşanabileceğine dair emareler vardı. Burada hakemleri yakından tanıyan olarak, hakemleri yakından tanıyan şeyler olarak, futbolcular olarak Mert Hakan'ın Fred'i orada biraz daha çekip çekmesi gerekiyorken, Mert Hakan orada en çok itiraz eden kişi konumuna düştü ki kaptansın yani. Orada evet, yani diğer oyuncuları uzaklaştırması gereken, diğer oyuncuları şey yapması gereken isim aslında Mert Hakan. Bir yandaş. De yedek kulübesinden ya aslında bunları çok yapıyor biliyorsun, evet, ama aynı etki ya olmuyor saha içinde. İşte yani orada yedek kulübe, ya bence aslında o şeyi özetleyen İsmail Kartal'ın Mert Hakan'a tepkisi yani. Kesinlikle. Orada değil mi? Her şeyi çok net bir şekilde ortaya koyuyor yani. Buradan şuraya geçeyim istersen Ahmet. Şimdi hani o içerideki durumu konuşmuşken son durum ne? Kamptaki, Fenerbahçe'deki oyuncuların durumları, şimdi form dün durumları. Dün değil Sine, ondan önceki gün başkan tesislere gitti. Hı hı. Başkan tesislere gidiyor, böyle çok fazla haber yaptırmıyor. Hani taraftarlar sevmiyor. Fenerbahçe derbiye böyle bir alışkanlık edindi. Böyle sessiz sessiz. Yani sessiz hazırlanmıyor. Arka planda bir sürü şey var da işte anlatacağım şimdi. Çok fazla şimdi yansımadan. Normal bir maçmış gibi. Evet evet. Yani dış tarafı, yani dış tarafı derken işin Samandıra, işte yönetim bilmem ne, o orası dışındaki işte taraftar vesaire, orayı böyle daha normal, daha sakin geçmeyi tercih ediyor. Başkan tesislere gitti. Tabii işte o futbolculara bazı uyarılar da yapıldı oraya. Kırmızı kart gören futbolcular. O biraz daha kişisel görüşmelerdi ama işin büyüğünde, işin büyük kısmında başkan futbolculara destek verip derbi maçta ne beklediğini anlattı. Şu tabii çok merak ediliyor. Ya futbolcular da bunun konuşmasını çok istemiyor doğal olarak. Şu prim konusu çok ön plana çıktığında iş biraz şuraya gidiyor. Ya sanki futbolcular da hep sadece prim için oynuyor noktasına gidiyor. Öyle de değil ama bu primler de önemli. Özellikle derbi maçlarda önemli. Evet. Var mı bir Beşiktaş prim maçında Fenerbahçe 300 bin lira gibi prim dağıtılmıştı galibiyet sonrası kişi başı. İyi, hı hı, bir prim. Başkan bu yıl farklı. Başkan bu konuda çok eleştiriliyordu. Bu yıl neredeyse her maçla ilgili bir prim söz konusu. Hatta seri galibiyetlerde katlanarak giden bir prim söz konusu ve 300 bin olan primin artacağını duydum ben bu maçta da. Tam rakam vermek istemiyorum. Vermiyoruz. Öğrenmek istemiyorum ama yani tamam, elimizde bir rakam var. Onun üstüne çıkacak. Yani tabii Galatasaray maçı sezonun çok daha kritik bir maç. Oradan hani duyuyoruz bazı şeyler de, çünkü bazen de o rakamlardaki hatalar ufak konular can sıkıyor. O yüzden 300 bin üstünde olmasını bekliyoruz diyelim. Prim olacak. Fenerbahçe Başkanı, siz bu maçı kazanın. Biz maaşlar da Fenerbahçe'de geç ödenmiyor. Yani futbolcuların kafasındaki o diğer konular silindi. Tamamen Fenerbahçe'de. Kafaları rahat bu şekilde derbiye çıkacaklar. Galibiyet gelirse dediğim gibi iyi bir ödül olacak. İlk yarıyı lider bitirse de Fenerbahçe bir ödül olacak. Hı hı. Bu şekilde başkan aslında bu anlamda üstüne düşenleri yaptı. İsmail Kartal bu anlamda, ya İsmail Kartal'ın boyunu anlatırken şey oluyor da, Okan Hoca da burada tabii ki çok çalışkan ama hani İsmail Hoca gerçekten hiç, hele bu derbi haftaları, ya İsmail Hoca'ya deyin ki hocam bir şeyimiz var, çok önemli bir işimiz var deyin, 5 dakika gelir misiniz deyin, gerçekten çıkmaz tesisten yani. Şu anda da deli gibi bir analiz, futbolcuların, hı hı, Galatasaraylı futbolcuların kişisel analizleri de yani Beşiktaş'ta da hangi futbolcu nerede ne yapıyor, baskı altında ne yapıyor vesaire, bu kadar detaylı analiz yapılıyor. İsmail Kartal'ın da derbi performansı iyi, futbolcuları da bu anlamda, bu futbolcular da hissedildi. 8 maç 6 galibiyet 1 mağlubiyet. Ya bayağı iyi bir derbi performansı. Samandıra'da bu eksen üzerinde yürüyen bir durum var. Son, yani tabii şimdi çok da bu derbileri oynamış futbolcular da var iki takımda. O anlamda futbolcuları motive etmek de çok zor değil zaten bu maça. Onu da söyleyelim. O zaman Galatasaray'ın atmosferine geçelim. Galatasaray'da, Florya'da durum ne? Ata. Galatasaray'da, Florya'da durum aslında son sezonlarda, son 3-4 sezondur. Galatasaray'ın hatta böyle bir paylaşımı da var. Her derbi öncesi işte Florya'da akış normal gidiyor, her şey normal,
olağan akışında işte derbi için ekstra bir şey yapmıyoruz vurgusu ve bununla ilgili videoları olur her zaman Galatasaray'ın. Galatasaray'da aslında çok değişik bir tablo yok. Genel olarak Galatasaray zaten son sezonlarda derbilere özel bir taktiksel olarak demiyorum, motivasyonel olarak derbilere özel bir çalışma yapmayı tercih etmiyor genelde. Çünkü bunu da 3-4 sezon önce işte o Sarıcıoğlu'nda o seriyi bitirdiği, Onyekuru'nun gol attığı maçta 3-1'lik skorla o seriyi bitirdiği maçtan önce başlamıştı Galatasaray. Çünkü derbiye böyle odaklanıyoruz, derbiye odaklanıyoruz, ne oluyor karşılığında düşüncesi varken normal bir maç olarak görelim ve bunun da tutması bir toteme dönüştü aslında Galatasaray'da. Ama tabii ki teknik heyecan ve taktiksel olarak belki futbolcular üzerinde ekstra bir evet yani öyle de söyleyebiliriz ama tabii sonuçta Galatasaray'da da Fenerbahçe'de de eski dönemler gibi değil aslında burada evet. Gidişatlar çünkü seviyeleri çok yüksek oyuncular. Şimdi Edin Dzeko dediğimiz oyuncu zaten Şampiyonlar Ligi finali oynayıp geldi buraya. Galatasaray'a karşı ekstra bir el ayak titremesi tabii ki. Yani örnek veriyorum. Ya işte Icardi zaten ortada kariyeri nerelerde ne maçlara çıktı. Keza diğer oyuncular için de geçerli bu. O yüzden o eski atmosferler işte artık ya el ayak titriyor oyuncularda durumu çok fazla olduğunu söyleyemem ama Galatasaray teknik ve taktik olarak daha çok şu anda Okan Buruk'un ne yapacağına bakıyor diyebiliriz. Çünkü Okan Buruk geçen sezon hatırlanacağı üzere bu Şükrü Saracoğlu'ndaki derbide bir anda Barış Alper Yılmaz'ı santrofor oynatıp Icardi'yi kenara almıştı. Bu tip derbilerde bu tip hareketleri çok ama seviyor Okan Hoca. Ama bu kez çok şansı yok sanki Barış Alper'le ilgili başka planlar evet, yapmaz. Evet ya Barış Alper kalacak. Sol bekte gözüküyor en azından gidişat ama birazdan belki değiniriz belki şu an değiniriz. Davinson Sanchez'in durumu aslında Okan Hoca'nın en yakından beklediği konu. Bahsedelim ondan. Hemen bahsedeyim. Davinson Sanchez Kopenhag maçında iğneyle oynamıştı. Ondan önceki süreçte sakatlığından dolayı yaklaşık bir ay maçları kaçırmıştı. Tabii Kopenhag maçında da hatta hatırlar izleyicilerimiz bir pozisyonda tuttu bacağını çıkayım evet. mı dedi sonra çıkmadı devam etti maça evet. ama golde de aslında normal Davinson Sanchez'in yakalayabileceği bir pozisyonda savunma oyuncusu kaçmıştı. O yüzden Sanchez'le ilgili de tam hazır olmadan riske etmeyelim noktasında özellikle Karagümrük maçında da kadroya alınmamıştı ama bugüne kadar da antrenmanlara çıkmadı. Bugün saat 6'da Galatasaray son çalışmasını yapacak Fenerbahçe maçı öncesi ve kampa girecek. Bugünkü antrenmanda bir denemesini bekliyoruz kendisini Davinson Sanchez'in ama son edindiğimiz bilgiler Davinson Sanchez'in bu derbide çok forma giymek istediği ve Yener İnce'nin de hiçbir şekilde derbide oynayamaz gibi bir tutumunun olmadığı yani derbide oynama ihtimali yükseldi diyebilirim Davinson Sanchez'in. Hani kesin olarak oynayacak diyemiyorum Sine ama oynama ihtimali ciddi anlamda yükseldi ve bugünkü antrenmanda oynayıp kendisini deneyip durumuna bakacak Galatasaray teknik heyeti. Peki bu prim konularından bir duyum aldın mı sen de? Yani Galatasaray'da bu tip maçlarda genelde hep primler oluyor açıkçası. Yani senelerdir var. Fenerbahçe'de de var, Galatasaray'da var. Ben net bir rakam duymadım. Nerede işte yoktu senelerdir. Bir süre yoktu. Şimdi bu yıl başladı. Geçen yıl da verildi birçok maçta. Hani ondan öncesinde bu konu biraz krize dönüşüyordu. Ama bu yıl bayağı net bir şekilde prim desteği var. Galatasaray'da hani net bir şekilde duydum diyemem. Şu kadar ücret verilecek, bu kadar para verilecek gibi ama olacağını tahmin ediyorum ve yüksek olasılık diye düşünüyorum. Hiç boş geçmedi Galatasaray yönetimi büyük maçları zaten. Senelerdir biliyorsun geçmişte de işte Abdurrahim Albayraklar döneminde de ondan sonrasında da hep bu tarz oyuncuları motive etmek için primler oldu. O yüzden bunda da olacağını düşünüyorum. Bu arada şimdi biraz mevki de konuşalım istiyorum. Her iki takımında gol silahları. Bir tarafta Dzeko var, bir tarafta Icardi var. Dzeko da müthiş bir kapışması yine. Son maçta zaten oynamadı. Evet. Biraz da hani bu maça saklandı herhalde Ahmet Selim. Sen ne diyorsun şimdi bu ikili karşılaştırma istatistikler de önümüzde ekrana tam geliyor. Esnada verdi. Bu arada uzun süredir de böyle iki tane iyi çok iyi forvetin hani böyle rekabetini hani derbi kadar bu ikisini şimdi şunu anlatalım bir kere çok net bir şekilde. İki oyuncu evet tabii ki takımları için oynuyorlar vesaire ama forvetlerin egosu vardır. Forvetlerin
hırsları vardır. Bunlar onları zaten o bitiriciliği biraz da kazandırır. Bu iki oyuncu arasında aralarında da bir rekabet var. Evet. Ya git sen sorsan yok derler ama anlatabiliyor muyum? Yok derler ama var. Var yani. Var. İki oyuncunun arasında da bir rekabet var. Hatta egolar da orada. Ya, yüksek. Tabii ki. Yani. Şimdi bu arada ego derken de saha içinde de bir o kadar egosuz iki oyuncu ya aslında. Hani tabii. Takım arkadaşlarına pas verme anlamında mesela Dzeko çok iyi bir bağlantı. Tabii, Mauro Icardi özellikle Kerem'le uyumu ki aslında Dzeko'nun asist sayısı çok gerçeği gösteriyor evet. diyemeyiz. Çok fazla beş da asist, kaçırılan evet. kaçırılan pozisyonlar vesaire oldu. Asisti yaptığı evet, pozisyonlar. Evet aynen oldu. Öyle yani o gol bağlantılarının içinde çok yer alan bir oyuncu. O yüzden Dzeko da Icardi de sadece bitirici de tabii değil bir de takımı da oynatan Icardi de inanılmaz böyle asistler yapıyor. İşte yani bu oyuncular egodan kastım zaten hani böyle kötü anlamda hani oyunu bozacak bir şey değil. Onları daha iyi yapan seviyede bir yarıştan bahsediyoruz. Zaten istatistikler de bayağı çok yakın bu arada ya. Çok güzel bir zaten goller eşit. Kapışma olacak o bu anlamda. Bayağı yakın istatistikler. Dzeko iyi. Dzeko normalde Kayseri maçında da oynayabilirdi. Şöyle risk yani sonuçta orada hafif bir yaralanma var, zorlanma var ama yani bir maçta zorlanırsınız, büyür. Yani derbiyi kaçırmazdı Dzeko. Ne olursa olsun biraz da dinlendi. Sonuçta yaşı da ilerlemiş bir futbolcu. Ya yani derbi Icardi de aynıdır yani. Ata da benzer şeyleri söyleyecek Icardi ile ilgili de. Hani derbiyi böyle yana yana bekliyor Dzeko yani. Şöyle bir şey soracağım. Dzeko biraz daha sanki orta saha kurgusuna yardım edip oradan orta sahayla birlikte hareket eden bir oyuncu mu sanki Icardi'ye kıyasla? Sen henüz bir nasip olmadı maça gelecektin. Hep bir sıkıntı çıktı vesaire. Canlı Dzeko'yu izleme fırsatı bulmadın. Gerçekten çok keyifli bir oyuncu. Yani o saha içinde yaptıkları orta sahaya gelip atak kuruyor. 10 numara gibi pozisyon yaratıyor. Fenerbahçe'nin sıkıştığı anlarda bunları çok güzel çıkarıyor. Bir de keyifli paslar atıyor. Aklını kullanarak bu bağlantıları, bu şeyleri yapıyor. Yani Dzeko izlemek en az Icardi izlemek kadar keyifli. İşin o kısmında artık ata anlatır Icardi kısmında. Icardi kısmında sen aslında başta sordun onu hemen tekrardan bilgi olarak vereyim. Mauro Icardi'nin düşüşü aslında performans olarak bir düşüş değil. Icardi bunu geçen Şampiyonlar Ligi maçında da söyledi. Icardi maçları kaçırmamak için iğneyle Doktor Yener İnce'nin tavsiyesiyle evet, nasıl oynatabiliriz evet. şeklinde uzun bir süre iğneyle oynadı. Daha sonrasında milli aradan sonra bir bilgi karışıklığı oldu aslında. Hani insanlar milli ara olduğu zaman evet Icardi iyileşti artık iğneyle çıkmıyor dedi ama iğneyle yine antrenmanlarda vesaire denemeler yaptı, iğnesiz denemeler yaptı. Ama şu anda hala bileğinde bir problem var Mauro Icardi'nin. Kortizon iğnesi etkiliyor. Değil mi bu? Tam olarak onun detayını bilmiyorum ama iğnenin vurulduğu andan itibaren 60 dakika 50 dakika ile 90 dakika arasında bir fark olmadı ve bu yüzden de Okan Buruk'un Icardi'yi tam 50 dakika oynattım çıkarayım anladım. Noktasında bir şey yapmadığını öğrendim. Çünkü Icardi 90 dakika da sahada kalsa 60 dakika da sahada kalsa fiziksel olarak bir şey değişmiyor. İğne vurulduktan sonra o yüzden tam anlamıyla 90 dakika sahada kalabiliyor. Ama belki de oradaki deformasyonun üstüne biraz daha eklenmiş oluyor değil mi? Ya onu tabii ki zannetmiyorum çok. Çünkü böyle bir şey oluyor olsaydı Yener İnce çok deneyimli bir doktor. Ve bu yüzden de şu anda riske edilmeyecek maçlarda da riske edilirdi diye düşünmüyorum. O yüzden yani mesela Karagümrük maçında Icardi olmazsa olmaz olmazdı. Tabii ki Şampiyonlar Ligi maçlarında işte ligdeki maçların önemli bölümünde yapardı. Çünkü Bakan bu da çok formda biliyorsun Ahmet evet. Selim. Yani onu da oynatabilirdi. Ama Icardi sanıyorum bir taraftan tedavi olurken bir taraftan maçlara çıkabiliyor. Ama tabii ki herhalde bir ay iki ay olmamasındansa ya %50'ye düşsün %40'a düşsün performansı ama Icardi'yi kaybetmeyelim düşüncesi de var gibi teknik heyette. Tabii derbiye özel bir hazırlık var mıdır? Tam derbide iyileşti işte buna denk getirmiştik var mıdır? Onu kestiremiyorum açıkçası. Mevkilerden mi devam edelim yoksa şeye evet, mi geçelim diye kıyaslamalar... düşündüm, tribünlere mi geçelim diye düşündüm ama istersen tribünleri sonraya bırakalım Ahmet. Dediğin gibi o kıyaslamayla şimdi devam edelim. Fenerbahçe cephesinde Fred olmayacak. Fred olmadığı için orta saha kurgusunda İsmail'le sanki Crespo mu yer alacaklar?
bir muhtemel 11 varsa kafanda onu da yani paylaşabilirsin. Şöyle tabii ki orada beklentimiz İsmail Crespo. Yani evet Ferdi konuşuluyor, İrfan. Şimdi Cengiz'in son maçta oynaması, iyi oynaması. Evet evet. Onların gösterdiği performans ister istemez acaba orada bir şey olacak mı? Tabii ki Cengiz de o formayı çok istiyor ama ben çok çok en nihayetinde bu arada yarın yapılan antrenman, yani bu mesela dün yapılan antrenmanda bir kısmında Cengiz oynadı, bir kısmında İrfan oynadı. Yani şu andan çok net mesajlar çıkarmak mümkün değil ama ben tabii ki artık Fenerbahçe'yi 12 yıl falan çok yakından takip ettim. Bundan dolayı hani bazı şeyleri yorum da katıp da tahmin etme şansımız oluyor. Ben çok büyük sürpriz beklemiyorum. Orada orta sahada İsmail Crespo ikilisinden vazgeçeceğini düşünmüyorum. Çünkü bence İsmail Hoca da Okan Hoca'nın Kaan Ayhan Torreira ikilisiyle çıkacağını düşünüyor. Evet, ve orada bir orta sahayı kazanma savaşı olacak gibi. Orta saha biraz sert geçecek. Evet yani iş biraz orayı kazanmak ki Galatasaray'da geçen yıl geldiği gibi kanatlarında koşan adamlarla gelmiyor. Galatasaray için de orayı kazanmak çok fazla önemli. Yani Kaan Torreira, İsmail Crespo savaşı derken amiyane tabirli olduğunu belirtelim. Maçın aslında bir yandan da şifresi olacak gibi duruyor. Fenerbahçe'de kalede Livakovic forma giyecek. Sağ bekte Osayi, sol bekte Ferdi, stoperde Serdar Aziz'le Djiku ikilisi. Djiku evet evet. İsmail Crespo orta sahada. Hücumda sağda İrfan, 10 numarada Szymański, solda Tadić, forvette Dzeko. Yani aslında beklenen kadronun çıkmasını bekliyorum ben de. Yani nasıl işte o sağda hani şunu düşünüyorum, düşünmüyor değilim. Cengiz'in formda olması, İrfan'ın formda olması sağda Cengiz, merkezde İrfan'a sebep olur mu? Bence bu şu anda Fenerbahçe Lig'in alt sıralarından bir takımla oynuyor olsaydı bu hafta bence bunu görürdük. İki yerliyi de sahada görürdük. İrfan Can da sürekli vurguluyor biliyorsun. Hala evet, bir de orada istek varken iki oyuncu bence sahada görürdük. Fred'in ama de en iyi ikamesi sanki İrfan Can gibi kadroda. Yapabildikleri anlamında tabii tempo anlamında değil ama ayak olarak etkenlik anlamında. Mevki olarak aslında Sasha Boy'la karşılaştırdık onu. Onlar da ekrana gelsin bir taraftan. Evet, evet. Onlar üzerinden de değerlendirelim. Şimdi Galatasaray'ın muhtemel 11 üzerinden de konuşalım. Hem de karşılaştırırız bir taraftan. Orada da işte bir nasıl olacak? Barış Alper sol bekte son maçta oynadı. Bir süredir de oynuyor zaten. O mu olacak? Yine Abdülkerim, Davinson Sanchez'le ilgili bilgiyi verdin. Nedir muhtemel? Bu kıyaslama da şu anda ekranlara geliyor. Dikkatimi çekti, lafınızı bölüyorum. Çok özür dileyerek. Ferdi Saşabo'ya yani bu da herhalde Fenerbahçe Galatasaray'ları bir odaya kapatsan, hangisi daha iyi diye sorsan kavga cevap çıkacak. Cevap vermek çok zor. Yarışlardan bir tanesi yani evet, gerçekten. Cevap vermek çok zor. Dediğin gibi. Çok iyi oyuncu. Is haritalarına bak yani. Şey nasıl diyeyim? Ferdi de tabii sağ tabii kanat da var sol, ama sol kanat sağ kanat ikisi de var. Geniş ama yani içeri kat eden o bölgeleri. O Boyen'in herhalde o tarafta basmadık yer kalmamış. Onu diyorum hani şey geniş ve yoğun tablolar hani boş bırakı az kırmızı gerçekten sarı olan yerler yok dikkat evet ederseniz. Bazı yani eşleşmeler çok acayip çünkü olacak. Çünkü futbolcular işliyor. Ferdi biraz daha içe kat eden bir oyuncu olduğu için Ferdi'nin biraz daha orta sahaya doğru yayılımı var. Yan taraflar da kuvvetli. Merkez diyoruz ama kenarlar da kuvvetli. Evet, Galatasaray'ın evet, muhtemel 11'inde hemen aktarayım ki az önce de belirttim aslında Okan Buruk bu tip maçlardan önce çok enteresan tercihler ve rakip analizine göre garip tercihler yapabiliyor. Garip tırnak içinde söylüyorum tabii ki. Beklenmedik yani tercihler oluyor. Yani Barış Alper'in santrofor oynamasını kim bekliyordu ya da bir sonraki şampiyonluk belli olduktan sonraki maçta bu sefer 10 numara oynamıştı biliyorsun Barış evet Alper Yılmaz. Hani böyle tercihler yapabiliyor Okan Buruk ama şu anda beklenti kalede Fernando Muslera cezası bitti Karagümrük maçıyla birlikte. Doğru. Sağda olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Boye, sol bekte Barış Alper Yılmaz'ın olmasını bekliyoruz. Stoper ikilisinde Nelson Abdülkerim ama dediğin gibi Davinson Sanchez için de ciddi bir ihtimal var. Öyle bir durumda Nelson yerine Davinson Sanchez Abdülkerim tercihini görebiliriz. Orta sahada Kaan Ayhan Torreira'yı bekliyorum. Sağ kanatta Ziyech, sol kanatta
Zaha, 10 numarada Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta da Mauro Icardi'yi bekliyorum. Zaha bir önceki maç dinlendirildi, onda hafif bir sakatlığı vardı. Ama bu tip maçlarda Okan Buruk genelde Wilfried Zaha'yı sağda kullanıyor, sol kanatta kullanıyor. Kerem Aktürkoğlu da solda aslında Barış Alper'le çok iyi bir ikili oldu ama Zaha'ya yer açmak için Okan Buruk 10 numaraya da kullanacak gibi gözüküyor Kerem Aktürkoğlu'nu ve Mauro Icardi tercihini göreceğiz ama bir anda dediğim gibi bir sürpriz olabilir. Zaha'yı kenara çekip tahminen tamamen sana bir yorum yapayım. Yani tabii ki bilgiler sende daha ben hani tahminen. Ben mesela Ziyech'te başlayacağını düşünmüyorum. Tete'mi bekliyorsun? Evet, biraz daha geriye yardım etme, merkeze yardım etme anlamında. O yüzden tamamen bu tahmin, bir bilgiye dayalı bir şey. Ama şöyle bir durum var Ahmet Selim. Ben de o konuda şöyle düşünüyorum. Açıkçası ben Okan Hoca'nın da böyle düşündüğünü düşünüyorum. Tete'yi aslında o her an bir oyun bozan oyuncu olduğu için, yani rakip takımı bir anda dengesini bozabilen bir oyuncu. Tabii ki Ziyech'in şutları vesaire ayrı ama Tete daha pırpır, hani orada dar alanda becerisi vesaire de ön plana çıkan bir isim ama Ziyech'in de oyun kurma özelliği, Galatasaray'ın orta sahada Kaan Ayhan Torreira oynadığı bir senaryoda Boye'nin bekten biliyorsun oyun kurucu özelliği yok. Keza Barış Alper Yılmaz dikine giden bir oyuncu. Kerem Aktürkoğlu 10 numarada oynarsa Mertens'in olmadığı senaryoda. Evet, Tete'yi dağıttığın zaman topla bu sefer hiç oyun kurucunun set oyununu şu anda. Set oyununu oynamaz. Oyun kurucu kalmıyor. Ziyech'te olmadı mı? Çünkü ama Kerem merkezde o kadar etkili. Mesela olmadı. Mertens Tete yapar. Olabilir. Mertens'in oyun kurucu özelliğini kullanıp onu biraz daha Mertens geriye çekip ama Tete'yle başlayacağını açıkçası ben de çok beklemiyorum. Yani. Ya işte dediğim gibi ama Okan Hoca şaşırtabilir. Oluyor, evet, şaşırtıyordu. Şöyle soracağım. Şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi arenasında işte bir taraftan çok fazla maç yaptı. Maç yaptığı ekipler Avrupa'nın dev kulüpleri. Diğer taraftan tabii ki Fenerbahçe de Konferans Ligi'nde devam etti. Orada tekrar toparlandı. Ama bu tempo birazcık Galatasaray'ı zorladı mı sanki? Oradan hani yorgun bir Galatasaray var diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Bunu hatta geçen gün Ahmet Selim Kulla da konuştuk. Fenerbahçe'nin şöyle bir avantajı vardı. Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ağırlıklı yedek kadrosu, ya tabii ki Dušan Tadić gibi sürekli oynayan ya da mesela son Spartak Tırnava maçında Džeko'yu vesaire de kullandı. Evet. Yani bu tip konularda Fenerbahçe çok daha avantajlıydı. Çünkü kendisinden düşük seviyedeki takımlarla oynadığı için ve yedek kadrosu da çok kaliteli olduğu için Fenerbahçe'nin, sonuçta Džeko oynamıyor, Batshuayi oynuyor. Evet. Baktığınız zaman en basit örneği. Bu yüzden de Fenerbahçe o konuda daha avantajlıydı ve işte Džeko gibi, Szymański gibi oyuncularını çok daha bu süreçte, bu yoğun süreçte dinlendirebildi. Ama Galatasaray Manchester United'la oynarken de mecburen bu kadroyla oynadı. Fenerbahçe'de o tarafta hiç takılmadığı için Okan Hoca burada bir sürpriz denemesi de yapamadı. Mesela Okan Hoca'nın bir basın toplantısında söylediği bir söz var. Hangi maçta hatırlamıyorum. O maç yine bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesiydi. Dedi ki ya ben bu maçta da deneyemiyorum. Yani deneyemeyeceksem hangi maçta deneyeceğim dedi. Çünkü Abdülkerim'in sol bek oynadığı, sol bek oynadığı bir maçtı. Bayern Münih maçı öncesiydi. Hani orada aslında hani tepkilere bir cevap verdi Okan Buruk. Dedi ki hani bu maçta denemek zorundayım bazı şeyleri. Çünkü başka rekabetçi bir ortam var. Evet, Fenerbahçe de kazanıyor. Ama bir taraftan da oyuncuların denenmesi, dinlendirilmesi lazım. Çünkü yedekte de şimdi Tete'yi sürekli yedekte tutamazsınız. Ziyech'i yedekte tutamazsınız. Daha hadi bir maç yedek oldu, diğer maç olmaz. Kerem'i zaten hiçbir şekilde tutamazsınız. Icardi, hadi bakan bu Icardi'nin arkasında olduğu için kendini bir şekilde hani avutuyor diyebiliriz ama o da girdiği zaman yine çok fazla süre almaya başladı son dönemde. Galatasaray bu süreci çok yorgun atlattı. Bir de sakatlarını da sürekli işte iğneyle oynasın Mauro Icardi. Muslera biliyorsun Sanchez, kolunda bir sakatlık oldu. O yine iğneyle sahaya çıktı, oynadı. Hani vazgeçemeyeceği oyuncular da var Galatasaray'ın. Ya örneğin Fenerbahçe'de Livakovic, İrfancan Eğribayat güven veriyor. Tabii şimdi Günay Güvenç de çok iyi bir performans sergiledi son maçta. Ama sonuçta soru işaretiydi bu maça kadar. Hiç oynamamıştı ilk 11'de. Hani o yüzden de onu düşündüğümüz zaman Galatasaray bir bu süreci miktar daha yorucu atlattı diyebiliriz. Kesinlikle. Ama puan puana da baktığımız zaman Galatasaray şu anda daha mutludur. Çünkü daha çok İstanbul dışı ve deplasman maçı oynadı. Daha yoğun bir tempodan rakip olarak çıktı. Maç yapmak her zaman hazırlanmak Fener'le aynı anlamına da geliyor. Ya öyle tabii ama bir taraftan da aynı puanda. Evet, aynı puanda Fenerbahçe ile bu süreci atlatmak Okan Buruk için çok sevindiricidir diye düşünüyorum. Şimdi son 5 dakikaya girerken biraz da atmosferi konuşalım.
Fenerbahçe evinde tabii ki muhteşem bir hazırlık yapıyor kesin. Evet. Onu öğrenelim senden Ahmet. Yani biletlerden başlayalım. Yani başlamaya gerek var mı? Nereden bilet yok, şöyle kamerada bilet yok arkadaş. Başlayalım. Yani çok anormal bir talep var yine ve bulamıyoruz. Yani bulamadığımız arkadaşlarıma da buradan sesleniyorum. Gerçekten rol yapmıyoruz. Talep etmeyin diyorsun. Hayır, rol. İnanmıyorlar. Burada ekran önünde de söyleyelim. Evet, yani evet, yani inanmıyorlar ama inanılmaz bir talep var. Dolu olacak tabii ki. Tribünler tamamen, Galatasaraylılar da geliyor. O yüzden tamamen dolu olacak. Şu özel bir koreografi vesaire olmayacak. Bunu söyleyeyim. Çünkü bu noktada bazı çok fazla iyi gelmediği düşünülüyor. Tabii ki bayraklar vesaire olacak. Yani biraz evet evet, biraz totem gibi bir şeye dönmüş durumda. Taraftarların bir isteği vardı ama en nihayetinde orta verilen karar olmadı şeklinde oldu. Başka ufak tefek çalışmalar olabilir, bayrak vesaire, hani bu tarz şey olacak ama şunu konuşuyor tribün grupları. Yani burada önceki derbilerde Fenerbahçe tribünleri de eski derbiler gibi değil. Yani zaten Fenerbahçe atmosferini uzun süredir eleştiriyorum. Bu yıl biraz işte eskiye toparlanmadı da gene. Hani biraz daha eski günleri hazımlatan şey var. Fenerbahçe tribünleri için de bir sınav maçı bu. Yani o atmosfer için de sınav maçı bu. Çünkü derbi zor olacak, kırılma anları olacak vesaire. Bu konuda iyi sınavlar veremiyordu. Devir tamamen kapalı. Yani biletin kendi sahipleri gelecek. O anlamda iyi bir atmosfer olmasını bekliyoruz. Ve dediğim gibi Fenerbahçe'nin çok ciddi bir eksiğiydi. Yani çok açık konuşayım. Galatasaray'ın içeride yarattığı büyük maç atmosferiyle Fenerbahçe'nin yarattığı büyük maç atmosferi arasında geçen yıla baktığımızda çok ciddi fark vardı. Bu yıl biraz da onun da sınavı olacak bu maç. Toparlanacak. Şu güzel, taraftarlar Fenerbahçe'de biraz fazla konuşma muhabbeti vardı. Çok konuşma yok, biraz icraat, hani herkes maça odaklı. İki dakikamız kalmış Ata, senden de alayım hemen. Cephesine. Hani Galatasaray'da tribünde yer alacak, evet. Deplasman seyircisi kabul edildi. 2079 Galatasaray taraftarı Kadıköy'de derbi izleyecek. Tabii Galatasaray taraftarı için senelerce Kadıköy'e çok gitmek istenmiyordu genel olarak taraftarlar. Ama artık son dönemlerde Galatasaray'ın da Ülker Stadı'nda, Şükrü Saracoğlu'nda kazanmaya başlaması taraftarları da tabii ki maça gitme yönünde ekstra motive ediyor. 2079 Galatasaray taraftarının olacak olması bence atmosferi daha keyifli bir hale getirecek. Çünkü bu tip taraftar atışmaları statta çok gerçekten keyifli oluyor. Görsel olarak da bir tarafta sarı lacivert, bir tarafta sarı kırmızıyı görmek çok keyifli oluyor. Deplasman seyircisi bence hep olmalı. Kesinlikle yani. Kesinlikle olmalı ve şeyin de anlamı yok. Yeniyorsun, kendi kendine yeniliyorsun. Yeniliyorsun, hiçbir şey yok. Yani orada bir atışma vesaire. Seyirci zaten ne kadar önemli. Pandemide hepimiz olay anladık. Olmasın. Evet, olay olmasın tabii ki. Yani keyifli taraftarların olsun. Da buna sahip çıkması gerekiyor. Yani burada birazcık atışmalar vesaire okey, ufak tefek taşkınlıklar da okey, derbi bu çünkü, ama bu işi engelleyecek seviyeye gidecek kesinlikle. Olaylar olmamalı, bunu kesin bir haftalar, şekilde söyleyelim. Geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız o kötü olaylar evet. yaşanmasın. Futbolda bile garip bir süreçten geçiyoruz. Yani şunu söyleyeyim, biz hakem konuşmadık, umarım hakem evet. de kendini konuşturmaz. Yani Arda kardeşler güzel bir yönetim sergiler olur. Ve evet. Bir de benim bir ricam daha var. Lütfen sarı lacivert ve sarı kırmızı formalar giyilsin. Giyilir derbide, büyük ihtimal. Derbide şu atmosferi. Galatasaray'ın sarı kırmızı formasının altı nasıl? Sarı kırmızı, iki tane var Galatasaray'ın sarı kırmızı forması. Biri biliyorsun çubuklu forma, diğeri parçalı forma. Altta beyaz veya siyah giyiyor sanırım. Siyah olursa herhalde olur gibi. Evet, yani umarız öyle olur. Sarı lacivertin altı beyaz çünkü Fenerbahçe'de. Bir sarı kırmızının evet. altı da şeyse olur gibi olur. Tam bir olabilir. Öyle ya, derbide alternatif evet. forma olmaz. Derbide bu arkamızda gördüğümüz formalar, formalar olmalı. Evet, evet. Çubuklular her zaman tercih ediyoruz. Hı-hı. Ağzınıza sağlık Ahmet Selim, teşekkür ederim. Ata senin de ağzına ederim. Sağlık. Biz de derbiyi burada burada şeyi de duyuralım. Yarın akşam maç sonrası da evet, yayında olacağız. Evet, söyleyecektim zaten. Özür dilerim. Estağfurullah. Özür dilerim. Yarın akşam derbi sonrası hemen taze taze sıcağı sıcağına 20.45'te Habertürk ekranında derbiyi konuşacağız, yorumlayacağız efendim. Sizleri de bekliyoruz. Arkadaşlarımın ağzına sağlık diyorum ve herkese de iyi hafta sonları dileklerimi iletiyorum efendim. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. We'll be right back.